Arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bu videomuzda bir süre sonra diyelim yeniden Mbox'ın teknik analiziyle karşınızdayız. Mbox dostlar şu anda öyle bir noktada ki ciddi bir patlama hamlesi belki 3.8'lere kadar aniden yükselecek bir hareket yapma ihtimali oldukça bulunuyor. Şu an birazdan daha doğrusu Mbox'ın teknik analizini yapıp tek tek Mbox'ın hedeflerinden kısa vadede, uzun vadede neler bekliyoruz? Hepsinden birer birer söz edeceğiz sevgili dostlar. Fakat Mbox'a geçmeden önce belirtmem gerekiyor ki bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sizlerin sorumlu olduğunu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden ricam, insanlar videoları seyrediyor fakat kanala abone olmayı unutuyorlar. Dostlar videolara emek veriyoruz. O yüzden sizlerden ricam bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmanızdır. Abonelik bizler için oldukça önemli. Lütfen abone olmayı unutmayalım, ihmal etmeyelim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz sevinirim diyeyim. Hafiften Mbox'a geçeyim. Şimdi öncelikle şurayı bir değerlendirelim. Bakın, geçmişte neler yapmış? 29 Ağustos'ta 2021'de güzel bir yükseliş yakalamış. Sonrasında bir test hareketi gelmiş. Bu test bir süre devam etmiş derken tabii ki güzel zamanlar olan Kasım'da 15-16 dolarlara kadar çok ciddi bir yükseliş yakalamış. Daha sonrasında düşmüş düşmüş derken tekrardan kendisini hangi seviyelerde bulmuş? İçinde bulunduğu dostlar seviyelerde bulmuş. Şimdi Mbox'ı dostlar değerlendirdiğimiz zaman şöyle bakın ne var ne yok bir bakalım. Bu arada şöyle bir bakalım. Şurada da bu arada Mbox'ta bir destek direnç noktası var arkadaşlar. Şöyle doğru çektik mi? Çektik. Aynen öyle. Dostlar şu anda bakın Mbox aslında oldukça kritik bir yerde. Zira bakın üzerimizde bir direnç noktası var ve aynı zamanda bir günlükte MA50 var sevgili arkadaşlar. Yani bakın öncesinde zaten Mbox'ın düzgün bir şekilde bakın MA50'nin üzerine atmaya yönelik hareketlerde bulunduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi şöyle bir 4 saatliğe geçelim. Size bir şey göstereyim. Daha sonrasında tekrardan günlüğe geçeceğim. Bakın dostlar, Mbox geçmişte yaptığı hareketlere bakalım. Düşmüş, 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 düşmüş. Sonra destekten arkadaşlar bir sıçramış yukarı doğru çok ciddi bir yükseliş. Daha sonrasında düşmüş derken toparlamış 4 saatlikte MA50'nin üzerine atmış. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? Bakın arkadaşlar bir düşüş sonrasında uzun bir düşüş ardından ciddi bir yukarı yönlü tepki. Tabii ki bu tepki aslında coin'in dostlar MA50 üzerine atma tepkisi idi 4 saatlikte. Ve fakat tabii ki bu arkadaşlar alımlar vesaire derken yukarı kadar uzadı. Klasik muhabbetler. Sonrasındaki düşüşle zaten Mbox asıl amacı olan MA50 üzerinde kalmayı başardı. Ve kendisini 4 saatlikte MA50 üzerine atarak genel bir yükseliş serüveni içerisine girdi. Nitekim son zamanlarda da bir ne görüyoruz? Golden Cross'u aldığımızı görüyoruz. Şimdi gel gelelim günlük grafiğe arkadaşlar. Bakın günlük grafikte de oldukça benzer bir muhabbet mevcut. Dostlar Mbox hacimli bir şekilde yükseldi yükseldi ve dirençle MA50'nin kesiştiği noktaya kadar şu anda geldi. Maalesef hem bakın hem MA50 hem de direnç birbirine çok yakın olarak mevcut. Bunu söylememiz gerekiyor. O yüzden yani biraz yavaş ilerliyor. Çünkü yukarılarda bir yoğunluk var. Yani güvenli bir şekilde ama yavaş bir şekilde Mbox'ın ilerleme hareketi yaptığını net bir şekilde görüyoruz. Bu yoğunluk karşısında arkadaşlar bakın şuradaki gibi Mbox'ın önümüzdeki günlerde bir delgeç hareketi yapma ihtimali oldukça mevcut. Bunu söylemek isterim. Yani önümüzdeki günlerde bu yoğunluk karşısında bir anda kendisini yukarı atarak hem direnci hem MA50'yi kırıp kendisini MA50'nin üzerine atma hareketini gerçekleştirmesi oldukça olası arkadaşlar. Bunu söylememiz lazım. Yani Mbox'tan güzel bir anlık yükseliş
Bekliyorum. Bunun haricinde şunu da belirtmem gerekiyor dostlar. Şu anda bakın böyle bir yükseliş geldiği zaman tutup alım yapmıyoruz. Yani bunu yapıyorsak zarar edeceğimizi biliyoruz yani. Hani şimdi şöyle bir yükseliş gelme olasılığı oldukça mevcut. Yani yükseliş geldikten sonra ne olacak onu söyleyelim. Sonra kafa karışıklığı olmasın. Tekrar bu yükseliş sönecek. Kendisini EMA 50 üzerinde tutunacak ve artık EMA 50 üzerinde olduğu için uzun vadede düzenli, hızlı, istikrarlı bir şekilde yükselecek. Velhasıl ilk o bahsettiğimiz yükseliş geldiği zaman hep yani tutup atlamayın yani yüksek noktadan almayın. Ondan sonra o yükselişten sonra bir test gelecek muhakkak. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Yanlış yerden alımlar can yakıyor. Kısa vadede ne dedik? Böyle bir yükseliş gelebilir. Peki olası bir durumda Mbox'ın yapacağı gerilemeler nereye kadar gelebilir arkadaşlar? Bunu bir tartışalım. Bakın EMA 50'mizin üzerindeyiz ve ciddi bir şekilde destek alıyoruz. Olası bir senaryoda bakın EMA 50'miz şu an 2.292'de ve yükseliyor. Olası bir yakın zamanda direnç, üst direnç ve günlükteki EMA 50 kırılana kadar arkadaşlar bir süre yine burada yataya devam edebiliriz. Çünkü bakın 4 saatlikte EMA 50 üzerindeyiz ama üzerimizde de bir direnç ve EMA 50 var. O yüzden bu yükseliş gelene kadar bir yatay arasında hareket edebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Daha sonrasında zaten SLP'nin yaptığı gibi yukarı yönlü bir hareket gelecektir. Önümüzdeki fakat birkaç gün içerisinde bir yatay hareket Mbox'tan bekleniyor. Olası bir düşüşte dostlar tekrardan 2.3 dolarlara kadar bakın 2.3 dolarlara kadar yani EMA 50'nin bulunduğu noktalara kadar test etme olasılığı bu yatay işlemlerde oldukça yüksek. 2.3 gibi fiyatlardan alımlarımızı yapabiliriz ama kademeli bütün parayı basmıyoruz. 2.3'leri gördüğümüz zaman aşağı test tekrar yukarı test yapılacağını düşünerek bilerek 2.3'ler bizim için güzel alım fırsatıdır. İçinde bulunduğumuz fiyatlardan uzun vade için düşünüyorsanız tabii ki alım yapılabilir. Ama 2 gün sonra ne oldu ya bu 2 nokta yok 2'ye 3'e düştü ne oldu bittik mi diye satacaksanız hiç alım yapmayın. At unut yapacaksanız düzgünce uzun vade yatırımı yapabilecekseniz bu fiyatlar çok 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 uygundur. Gelecek zamanlarda dostlar güzel bir kırılımla destek üzerine attığımızda 2.5'lar bizim için güzel bir alım fırsatı olacaktır. 3.8'ler, 2.9'lar ve 6.5'lar dostlar üzerine attığımızda bizim destek alıp güzel bir alım yapabileceğimiz noktalardır orta uzun vadede. Özellikle tabii ki Mbox'ta alım noktaları destekler bence kaçırılmamalı. Çünkü yukarı doğru çok hızlı çıkışlar yani geniş kanallı arkadaşlar. O yüzden alım konusunda noktalar takip edilmesi çok önemli. Tabi zikzaklar yukarı aşağı hareketler kanalda yapabilir. Bu tür durumlarda desteğe geldikçe biz alımımızı gerçekleştirebiliriz. Mbox için şu anda durumlar oldukça güzel ve yükselişe müsait. Kısa vadede yatay hafif düşüş olabilir. İlerleyen günlerde yukarı yönlü hızlı bir yükseliş gelme ihtimali çok yüksek. Zaten uzun vadede yapacaklarımızın bir haddi hududu yok. 25 dolarlı seviyelerin yıl içerisinde görülme olasılığı çok 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 yüksek. Bu videoda buraya kadardı. Ha, teknikleri göstermiş miydim ya? Teknikleri de görelim de öyle. Tekniklerde de osilatörler 3'e 1 sat veriyor. Hareketler nötr, özetle nötr veriyor. Yani diyor ki 24 saat içerisinde yine diyor bu seviyelerde fiyatı seyreder diyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.